Aha. Kaltistler. Ne yapıyor kaltistler? Mysterious tablet. Selam millet, Dedeler Oyun'la tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Terraria oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hemen oyunun başlangıcında ünlü açılış tanıtım kısmımızı yapayım. Ama şunu görüyorsunuz, zaten üzerinde ilk gösterdiğim şey bu olsun. Hadi hover. Hoverboard kanatları çıkardım. Gayet güzel bir şekilde aksesuar kısmına kanatları bıraktım. Onun yerine size söylediğim gibi şiromit barlardan kendime hoverboard yaptım. Bunu niye yaptım söyleyeyim. Hoverboard kanatlardan çok daha uzun süre uçuyor. Yani her uçan, bizi uçuran zımbırtının bir uçuş süresi var şöyle. Havada bizi tutma süresi, maksimum uzaklığa ulaşma süresi var. Hoverboard kanattan daha uzun süre uçuruyor. İkincisi, bir tane çengel yapmıştık hatırlarsanız. Bir hook yapmıştık. Worm hook çıktı. Ben geçen sefer size söylemiştim ya hani bu golemi farmlayacağım diye. Hani geçen videonun sonunu yakalayan kardeşlerim varsa eğer sonuna kadar izleyip orada görmüşlerdir. 14 lira 17 artı sayısını bilemiyorum. Golemi öldürürken orada hook da çıktı. Bir sürü şey corrupted sandık çıktı bu arada. Yani hook'un nereden çıktığını bilmiyorum. Golemden çıkmamış olabilir. Corrupted chest çıktı. Yine bir kardeşimin bana yorumlarda söylediği bir şey vardı. Şuradan Soul of Night'tan ya da Soul of Light'tan 15 tanesinden bir anahtar yapabiliyorsunuz. Onu bir chest'in ağzına atıp kapatırsanız eğer ağzını. Light'a atarsanız eğer bu güzel bir chest oluyor. Hollow mekanda atarsanız Hollowed chest'e dönüşüyor. Karanlık mekanda atarsanız Corrupted'da Corrupted chest'e dönüşüyor falan. İçinden de güzel eşyalar çıkıyor. Traveling Merchant'tan kardeşlerim en sonunda DPS'imizi hesap edecek DPS meteri aldım. DPS meteri DPS'imizi görebileceğiz. Traveling Merchant'tan yine Pulse Bow gelmişti. Pulse Bow aldım. Artık bu saatten sonra Unique Bow'larımız var. Böyle gördüğünüz gibi bu Bow'un bir özelliği var. İçine attığınız yani Bow'dan doğru ateşlediğiniz mermi 3-4-5 tane yerden sekiyor. Efendim en güzel oklardan yaptığım Venom okları. En iyi oklar hangisi tartışılır? Yani birçok insan birçok şey söylüyor. Single Target'ta iyi oklar ayrı. Efendim Malta hedefe vururken iyi oklar ayrı. Zaten şimdi DPS metalimiz var ya. Bak şurada DPS'imiz görünüyor kardeşlerim. Şu anda NA'dır, sıfırdır DPS'imiz. Hep birlikte o DPS'i göreceğiz. Kaç DPS yaptığımızı oradan bakacağız. İkincisi üzerimdeki zırh değişik bir zırh görüyorsunuz. Kaplumbağa kabuğu çok daha fazla çıktı. 6 tane gördüğünüz gibi. Ben bunu farmlayacağım diye çok uğraşmıştım. Paldır küldür düşmeye başladı. Ama ben kaplumbağa zırhını Beedle, böcek zırhını upgrade ettim. Ondan biraz daha fazla zırhı var. Ama asıl özelliği böcekler seni koruyacak diye bir yazı çıkıyor üzerinde. %45 az hasar alıyorsunuz. Bir tane böcek ilk hasar yediğinizde bir böcek eksiliyor %30 oluyor. İkincide bir böcek daha eksiliyor %15 oluyor falan diye yavaş yavaş gidiyor. Ama fena da değil. Silahlarımıza gelirsek Legendary True Knight Edge'imiz hala elimizde. Superior Pulse Bow'umuz oldu. Şu anda bak bu Pulse Bow'u hiç bufflamadığım halde böyle. Pulse Bow'u bufflayacak vaziyette bir zırh giyersem eğer gerçekten ilginç bir istatistik görünecektir orada. Bakalım %17 hasar. 214 hasar. Gördüğünüz gibi Pulse Bow'u bufflarsak eğer gerçekten çılgın bir hasar elde edebiliyoruz. Şu an için değil ama zindan macerası yaşayacağız. Boss yaşamayacağız. O yüzden bununla gitmek istiyorum. Hem bu melee o yüzden bununla gitmek istiyorum. Hem de Eye of Chult'u çıktı bana. O yüzden ben de şu Angry Yo-Yo bag'imi geri taktım. Eye of Chult'u ile birlikte biraz yo-yo fırlatarak dövüşelim istiyorum. Eye of Chult'u da Solar Eclipse eventinden çıkıyor. Şimdi bir önceki boss'tan ne çıktı? Hep birlikte şöyle gelip bakalım. Golem droplar. Golem'den bize neler çıkmış? Golem'den Murderous Stringer diye bir şey çıkmış. Bu kendisi Stingleri var fırlattığı. Onlar da şunlar. Stingerlar. Bu Stingerları Golem çıkardıktan sonra bir NPC bize satıyormuş. Üzerimizde bununla, şununla birlikte gidersek satıyormuş. O yüzden özellikle bunları saklamak zorunda. Aman bitecek kötü bir şey diye üzülmemize gerek yok. Spurrier Earth Staff çıkmış. Boulder Summon ediyormuş adamın kafasına. Büyücü Staff'ı güzel. Heat Ray'i zaten görmüştük. Lazer atıyordu. Klinger Staff, Cursed Flames diye bir şey summon ediyormuş. Wall of Cursed Flames. Alalım bunların hepsini bir kere şey yapalım. Ateşleyelim bakalım. Seni de alalım. Forceful Golem Fist, Melee Damage. Hemen bunu da deneyelim. Unpleasant Possessed Hatchet. Possessed Hatchet fırlattığımız zaman bizi geri gelen bir tane hatchet. Şu Jagged Eye'lar zaten bu kadar fazla golem öldürdüm ki işte bunlar çıktı. Narrow diye bir şey çıktı. Artık Narrow'un pabucunu dama attım. Ben çünkü Narrow bunun yerine üzerine Pulse Bow'u almam birazcık onlar Narrow'u öldürdü. Şöyle bir tane zincir çıktı. Alıp fırlatabileceğimiz, atak yapabileceğimiz bizim gürzümüz stili bir zincir galiba bu. Evet. Ondan sonra Cross Necklace çıkmış. Hasar aldığın zaman Invincibility süresini, hasar aldıktan sonraki Invincibility süresini
uzatır diyor. Şimdi bu silahların hepsini bir deneyelim. Şöyle gelelim aşağıda DPS kısmına. Ondan sonra da en iyi silahımız hangisiymiş onu zaten elimizde tutarak devam edeceğiz. Şimdi Superior Staff of Earth. Böyle bir boulder attı. Güzel. DPS'i kaçmış? Bak 1432'ymiş DPS. Yok o yayın DPS. 1600 DPS'i gördüm ben onu, tamam. O zaman bunları elimize alıp teker teker kullanalım mı madem DPS'lerini de görebilelim. Staff neredesin? En aşağı geçtin, tamam. Şimdi Heat Ray'i alalım şöyle. Heat Ray de böyleymiş. Mana ile ateşliyor. Bu da GGGGL diye en fazla 600 DPS'lere kadar çıkabilir. Çünkü birden fazla hedefe vurmuyor. Narov'u bir elimizde tutalım bakalım. Narov. Narov. Yok. Narov olmadı Narov. Multi target olduğu için karşımızda. Multi target'a atak yapan bir şey değilse eğer bu silah tırtlıyor. Keen Klinger Staff. Wall of Curse. Manam bitirdi zaten. Manam bittiği için bunu daha fazla kullanamadım. Wall of Cursed Flame bitmiyor galiba. Yandı, sonsuza kadar kalacak mı orada? Hızlıca oyundan çıkıp bir daha girdim. Bitmek bilmedi. Murderous Stinger. DPS'i 1700-1600 falan gösterdi. Uzun süre sonra 1800 falan, 1600 gibi bir şey diyelim ortalama. Güzelmiş. Kendi Stinger'larını fırlatıyor bu da. Şimdi Forceful Golem Fist. Bunun için biraz yakına girelim. Ha, basılı tutabiliyorum. Basılı tutarak saldırıyor. Peki şöyle yapsam. Ama multi target'a vurmuyor. Peki. Bunu da bıraktık. Fena değilmiş. Possessed Hatchet. Normalde böyle hatchet'lar biliyorsunuz. Fırlatıyorsunuz. Gidiyor ama bu geri geliyor. Fena değil. Bu da fena değil. Aynı şekilde zaten chain'i biliyorsunuz yani bu da chain'de o golemin yumruğu da bir çeşit şeydi, gürüzdü, chain weapon'dı. Bunun denenecek bir şey yok zaten, hasar yediğimiz zamanki invincibility süresini arttırır diyor. Bu chain de bu arada değiştirdiğim elmastan chain yapmıştık ya, ondan çok daha uzun mesafesi olan şöyle bir chain buldum. Hem de multiple kullanılabiliyor bu chain. Yani Doktor Octopus oluyorsunuz şöyle. 3 kereye kadar kullanılabiliyor. Çok güzel bir şekilde düşmeden de böyle hareket edebiliyorsunuz. O chain'i de tuttum. Şimdi gelelim kendi silahlarımızı deneyelim. Mesela Legendary True Knight's Edge. Yoyo'yla değil bununla dövüşeceksek eğer elimize şu silahı takabiliriz. Violent Power Glove. %12 melee speed veriyor ve melee speed veriyor. Ama asıl önemi, tabi bu Yoyo'da da işe yarıyor ama silahların oto atağını açıyor bu kılıcın. Mesela bu kılıç normalde oto atak kılıcı değil. Bu kılıçta mouse'a basılı tuttuğunuz zaman atak yapmaz. Sizin kliklemeniz lazım. Ama bunun özelliği diyor ki oto swing melee weapon'lar için açılır diyor. Geliyoruz şöyle. Melee swing'e basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi 2700, 2600, 2500, 2600 o civarlarda geziyor DPS'i. Ondan sonra zaten şimdi bunun DPS'ini ölçmek haksızlık olur Pulse Bow'un. Çünkü üzerimizde okla alakalı bir şey yok ama yine de iyi bir DPS çıkar diye düşünüyorum. Maşallahım var. 1800'lerde geziyor ona rağmen. Yoyo çantasını geri koymadan önce şurada psikopat bir bıçağım var. Size onu göstereyim. Bu da şeyden çıktı. Solar Eclipse'den arıdan düştü. Arı Solar Eclipse farmı yaptım biraz. Sırf arıdan kırık kılıç düşsün de şunun İkinci kısmını gerçekleştirip, yani bundan önce kılıcı da kılıkla upgrade etmek lazım. Sonra o kılıçla bunu birleştirebileceğim. Düşsün diye 5 kere Solar Eclipse yaptım. Bunlar düştü. Şu göz düştü. Bu bıçak düştü ama başka bir şey düşmedi. Bu bıçağın özelliği gördüğünüz gibi görünmez olduk. Sizi görünmez yapıyor. Ve üstüne üstlük hasarımızda da korkunç bir şey yazacak. Bakın 424 gibi. Şunda da 523. Bunda 523 yazıyor. Bıçağın üzerinde görünmeyen bir şey var. Bu yazmıyor. Ama Stealth Mode'a girdiğiniz zaman ilk saldırıda %300 hasar vuruyorsunuz. 3 katı. Ve hasar vurduğunuzda görünmezlikten çıkıyorsunuz. O yüzden şöyle bir gelelim. Gördüğünüz gibi bu da 2600 DPS civarına kadar çıktı. Şimdi Yoyo'ya geleceğim. Yoyo çantasını geri takacağım bunun içinde. Yoyo çantasını takayım. Tabii Yoyo çantasını takarken bunu kullanmayacağımız için şunu yine bir işaretleyip bakalım. Yoyo
O deminki upgrade olmadığı halde 3000'lere çıktı. Evet. Yo çok bariz bir şekilde daha iyi. DPS'imiz de böylece işe yaramış oldu. Kardeşlerim hemen gidelim, maceramıza başlayalım. Şu saatten sonra Golem farmı yaptım. Plantara farmı yaptım. Efendim Eclipse farmı, her tür farmı yaptım. Alacağımız herhangi bir şey kalmadı. Şimdi gideceğimiz yer bizim dungeon'dır. Zindana gidip zindanda ne var ne yok kontrol edeceğiz. Bundan önce sadece ufak bir şekilde şöyle crafting'den şuna bakmak istiyorum. Star Clock'la birleştirirsen fall damage yemezsin. İkisini birleştirdiğinde diyor ki fall damage yemezsin. Şey, bu kötü bir upgrade'miş. Ve orada da bitiyormuş zaten. Başka da bir şey yapmıyormuş bize. Sword diyelim, aynısından iki tane olmasın yan yana. Şundan zaten bir tane olması lazım. Şundan. Aa. Vardır bir tane ya. Yapma etme. Şöyle kenara ayırayım onu. Angry Eye of Golem. Buydu galiba benimki. Tabii Angry Eye of Golem. Şunu şöyle işaretleyeyim. Normalde Yoyo'nun yerine onu takıyordum. Yoyo kullanmayacağım zaman. Şu eli de kullanmıyordum. Çünkü bir de okla dövüşmek gibi bir konseptimiz var. Ok setimizi giyersek eğer bu bize gerekecek. Şöyle bir gelelim. Daha bu arada bir sürü şey çıktı da tabii bana. Mesela şöyle gözlere bakarsak. Şu Rally galiba daha önce yoktu. Böyle bir şey çıktı. Şu gürzün yanına koyalım biz. Forceful Golem. Çünkü o bir çeşit gürz. Hatta şu chain de bir çeşit gürz. Gelelim tüftüflere. Tüftüflere bu Murderous Stinger'ı bırakalım. Çünkü bu da bir tüftüf. Burada Slime King'i dövdüğüm için Slime King'den şöyle bir şey çıktı bana. Dart Rifle bir aralarda çıkmıştı. Ne ara çıkmış hiçbir fikrim yok. Yayların yanına gelelim. Nasty'yi oraya bırakalım. Şunu da Midi'ye bırakalım. Gürz'e bırakalım. Bununla fırlattık ama neyse. Büyücüye gelelim. Büyücüye şuradan Wall of Cursed Flame'i bırakalım. Şunu bırakalım. Staff'ı bırakalım. Efendim Plantar'ı farmlarken Plantar'dan Star of Regrowth çıktı. Adept Nettlebird çıktı. Pygmy Staff çıktı. Her bir şey çıktı yani anlayacağınız. Tamam. Şimdi bunun Stinger Bolt'ları mermilerin yanına bırakayım. Her şey yerli yerinde dursun. Mermiler. Stinger Bolt'tan sonra da mermi kısmı zaten ağzına kadar doldu. Hayırlara vesile olsun. Gidiyorum Üstad. Senin yanına geliyorum. Şuradan sana bunu satıyorum. Her şey yerli yerinde. Hiç gereksiz eşyamız yok. Fazla eşyamız yok. Farmlar sırasında burada Desert Key çıktı. Dungeon'ın içindeki Desert Chest'lerini açar diyor. Dungeon'ın içindeki Hollow Chest'leri açar diyor. Bunlara da hazırlıklıyız. Hadi bakalım. Gelin isterseniz gitmeden önce zindana şu Corruption'ımızı bir kontrol edelim. Corruption'ımız ne durumdaymış diye. Canım status ver bize. Status %41 Corrupt. Mükemmel. Mükemmel. Şurada Corrupt'ı durdurmuşum. Buraya doğru Corrupt daha fazla yürümedi. Bakın buralarda falan hep durmuş. Daha fazla ileriye gidemedi Corruption. Aynı şekilde şurayı kontrol ettim. Şu çizgide Corruption yanına kadar dayanmış çizginin. Daha fazla gelememiş. Karşıya ilerleyememiş hiçbir şekilde. Ki burada Hollowed var zaten. Hollowed onu durduracaktır. İlerleyemeyecektir ama bu taraflar falan devamlı Corrupt olacak sonuna kadar. O yüzden herhalde böyle üzgün ve de süzgün bir şekilde Corruption var abi falan diye bize söylüyor. Traveling Merchant'tan da evet her aradığımızı alamıyoruz. Traveling Merchant'ta mümkün olduğu kadar her şeyi bulmaya çalışıyorum. Ama kardeşlerim Traveling Merchant her geldiğinde aynı şeyleri satmıyor. Üzücü olan. Şimdi Yo-Yo Man olarak mı gidiyordum ben burada? Galiba Yo-Yo Man olarak gidecektim evet. Üzgünüm ama asabımı bozma beni. Aa ben niye böyle erken bir atlayış yaptım? Aslında ben daha şeymişim, gelmemişim. Dövüşme kısmına gelmişim. Board gerçekten fazla gidiyor ya. Aha! Kaltistler. Ne yapıyor kaltistler? Mysterious Tablet. Lunatic Devotee. Bir saniye. Şimdilik biz bu kaltistlere bir pas geçelim. Kaltistler burada takılsınlar. Dungeon'ın içine gireceğiz. Dungeon'da işimiz var demiştim ya. Bilerek telleri göstermeyi seçiyorum. Tellerle alakalı bu arada bir sürü şey yaptım. Yani artık mekanizmaları falan, yani oyunun hakkını verelim değil mi? Mekanizmaları falan öğrenmeye başladım. O yüzden o tellerle alakalı bir şeyler, tuzaklar, şeyler kullanırken bir yandan da istiyorum ki onları buralardan böyle bulalım. Alalım. Neden bedavadan almayalım? Oh.
Pardon, niye atak yapmıyorsun sen? Cannot use any item. İlginç. Cannot use any item diye debuff mı olur ya? Herhangi bir eşya kullanamazsın diye. Bu sizin yaptığınız insanlık değil. O zaman ben şunu çıkartıp şuradan inceden bir buff'ı, ondan sonra armor'ı bir alayım. Tamam, çok güzel. Hatta Danger'ı da biz bir alalım. Ne olur ne olmaz. Danger da üzerimizde olsun. Tamam, bütün ipleri de şeyleri de kesmiş. Şimdi yeterince var galiba anladığım kadarıyla. Bu ne? Jungle Dam, Golden Dam. Yani artık bunlar tabii biraz dandik kalıyor ayrı mesele ama Jester Arrow, Flaming Arrow yani neyse. Oo, gerçekten babatorik düşmanlar eklenmişler buraya. Sen ne yapıyorsun oğlum öyle? Lazer mazer. Pappaz mappaz ne ayaksınız oğlum siz? Peki, ben zaten dungeon'ın tamamını açtığım için haliyle biraz daha rahat içeride geziyor olacağım. Belki hani yeni tusak falan yoktur yani, o kadar da insafsız değilsinizdir. Buna kırılacak olan yerler... Aa, danger sense onları gösteriyormuş, ne kadar güzel. Onları temizler giderim ya, ayıp ediyorsun. Ey maşallah. Ey maşallah, hasarlar masarlar hiç düşünsenecek gibi değil. Biz üzerimizdeki zırh olsun şey olsun biraz fazla hazırlıklıyız buraya. Oo, şeye bak, orada bizim karakterin yatma tarihine bak. O zamanlarda ne kadar dandik karakterimiz vardı. Şimdi o zamana kıyaslandığında bayağı gelişmiş bir karakterimiz var. Şu zindanın, dungeon'ın şeyleri de... Oo, selamun aleyküm. Biz artık kralını tanımıyoruz ki ya. Vallahi biz artık kralını tanımıyoruz abi. Bayağı bildiğin dungeon'da parçalayarak ilerleyen bir adama dönüşmüşüz biz. Zindanı mindanı parçalıyoruz abi, hiç umurumuzda değil ortam. Peki şimdi... Sen ne korkunç bir adamsın ya. Vallahi korkunç bir adamsın. Ektoplazma. Bir de bir ağırlaştırdı beni. Vay arkadaş, olaya gelse. Attığı debuff var. Debuff'la beni ağırlaştırdı. Çocuklar, daha da aşağıda gideceğim. Bunlar da yaşanacak, merak etmeyin. Ama önce şunu açmak istiyorum. Corrupt Key. Öyle bir şeyim yok. Golden Key'im varmış. Valor. Shadow Key. Shadow Key hiçbir zaman şey olmuyor, bitmiyor. Bitmeyerek bu işlemi yapıyor. O yüzden Shadow Key'i almayacağım. Corrupt Key'imiz yok sadece üzerimizde. Ah, böyle bir şey olamaz ya. Vallahi Desert Key'imiz var. Hallowed Key'imiz var. Corrupt Key yok. O da Corrupt Key denk geldi orada. Oraya da Corrupt Key denk geldi yine. Arkadaşım, siz beni anlamamışsınız galiba. Ben her yeri geçerim diyorum size. Öyle böyle değil yani. O koyduğunuz engeller var ya, ne kadar yazık, ne kadar basit şeyler. Umrumda olmaz yani. Ha bak, bu Golden Key'i açmışız zaten. Yavrum, ne yapıyorsun çocuğu? Oradan doğru ekliyor bize. Annoying Tactical Shotgun. Annoying Tactical Shotgun. İlginç. Annoying diye shotgun mı olur? Barbecue Rip. Major Improvement. Improvement. Brass Self. Bone. Abi bu eşyaları götürüp de bizim gayda. Hocam bir baksana, bundan ne yapılıyor? Bu yeniyor mu diye sormadan önce çıkartıp satmak istemiyorum. Ha. Burası Dead Pit. Peki. Burası da Dead Pit.
Bakalım. Bunlar hep Dead Pit. Önceden tabii burada kanadımız yoktu. Bu arada double zıplayan botumuz falan vardı. Ayrı mesele de. Terbiyesiz herif ya. Yapıştırıp duruyor şunu. Double zıplayan botumuz vardı ama yine... Allah! Zırhım sağ olsun ya. Çok da bir şey yapamıyorlar bana yani. Açıkçası görebiliyorum buradan. Hani hiç de bir şey yapamıyorlar neredeyse. Web. Niye bu kadar web abi? Ha, çünkü ben dungeon'dan çıkıyorum böyle yaparsam. Suyunu çıkarma diyor oyun bana. Ne aldım? Golden Key aldım şimdi de. Golden Key tamam. Golden Key'ler bitiyor zaman içinde. O yüzden bu normaldir. Golden Key gelsin abi. Ekoplazmalar bir şeyler. Mükemmel. Çocuklar geliyor. Yo 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 saldırısına hazır mısınız? Yo yo. Peki burası da baktığımız bir... yeni sandıklar nerede oluşacak acaba ya? İçeride yeni düşmanlar var çünkü. Yeni sandıkları görmüyorum sadece. Ha bir saniye şurada bir şey var. Koç, aslan. Ne oldu? Ne oldu? Söyle bana. Derdini söyle bana. Şu ne statüsü hiç anlamadım. Hiçbir şeye benzetemedim onu. Bu neymiş? 2 gün sonra da burada öldün diyor. Önce burada öldün, 2 gün sonra da orada öldün diyor. Ne kadar dramatik. Peki canım. Peki canım sana da peki. Sinirli sinirli fıtıt diye bir de oraya bir şey attım ha. Burası da bir tane dead pit. Dead pit değil mi yani burası? Tabii ki dead pit. Kusura bakmayın böyle kombine girdim size ama yani zırhımdan dolayı bir şey de yapamıyorsunuz bana. Ne çılgın bir zırhım varmış. Neymişim ben anlamadım. Demin on fire oldum ha. Aa, heart statü. Bak bu bende yok. Bunu alayım. Alevli oku buraya bırakayım. Pink Dungeon da orada kalsın. Spike. Aha. Daha önce açmadığım bir şey açtım. Rainbow Gun. Health Potion'ı şuna birleştiriyorum, birleştiremiyorum. Health Potion'ı içerim o zaman. Bunu alırım, bunu alırım. Bunların hepsi bende zaten var. Görebiliyorum. Bone Welder. Use it for special crafting. Brass Self. Bunu bir yere koyuyormuşsun sadece ya. Yavrum 2 dakika şurada durduk diye yalnız var ya. Hani iyi ettiniz beni tek kelimeyle. Bayağı bildiniz iyi ettiniz yani. Şöyle bir Spider-Man yaparak. Tüm zindanı dağıtarak bir gideyim şöyle. Hah. Mükemmel oldu ya. Ben buraya gelmiş miydim daha önce? Bilmiyorum. Bir şey oldum. Bir garip oldum. Evet, bir gün farklı da burada inmişiz zaten. İndirmişler bizi. Warding Cobalt Shield. Efendime söyleyeyim. Şunu en azından sana atsam. İksir dinleri olsa. Bunu da sana atsam. Şunları da sana atsam. Esen'de de hiçbir iksir yokmuş be güzel kardeşim. Ne atsam sana? Aa, o bende yoktu. Inventory değer kaplar dedim. Şimdi galiba asıl güzel yanı şu işin. Evet. Çöl sandığından
Forceful Desert Tiger Staff. Ve bir bakarsam şöyle, evet bu K'ler Shadow K haricinde. Shadow K haricinde bütün K'ler kullanıldığı zaman bitiyormuş. O K'leri farmlamak lazımmış. Oğlum öldürene kadar atacağım mı elinden o şeyi? Bir şey söyleyeyim, bu adam çok rahat öldürür ha birisini. Blood Moon is Rising. Allah, bize nefes almak yok ya. Bize var ya nefes almak yasak. Şimdi Blood Moon is Rising diyor. Kanlı ay yükseliyor diyor. Tiger Staff. Tiger Aparkat. Peki, sizi de bıraktım canım. Bilmiyorum burayı niye görmemişiz, buraya nasıl gelmemişiz, hiçbir fikrim yok ama. O dikene çarpacaksın değil mi inatla? Neyse çarpmadan çıkmayı başardık. Seni de oradan gördüm, kablolarını sökerim. Adamı hasta etme. Bu ne? Wire. O bir timer değil mi? Ha switchmiş. Efendim. Blood Moon olduğu için tabi havuzlar kan gölü. Şu... Vay arkadaş ya, nasıl bir çileli bir hayat bu ya. Ama yok yani, bu normal oynamak için biz fazla iyi ekipmanlanmışız. Evet, bu sandığı açamıyorum. Ya o sandıkların içinde neler neler var büyük ihtimalle. Ben şu anda bu sandıkları açamıyorum. Yarım yamalak oynuyorum ya, bak jungle versiyonunu açamıyorum falan. Büyük ihtimalle bu sandıklar biz çıktığımızda, geldiğimizde, tekrar oyuna girdiğimizde falan filan şey yapıyor, yenileniyor. Arkadaşlarım ufak bir kontrolle. Ufak bir kontrol sonrasında şu emmilerin katledilirse eğer bir end game eventinin başladığını okudum. Daha o end game eventini çağırmak istediğime emin değilim. O yüzden şu an için beklesinler. Hemen katletmeyelim onları. Onun yerine biz ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir arabamıza binelim. Şöyle gidelim. Ben bir de size yaratıklarla karşılaşmak için kurduğum düzeneyi göstereyim. Çakalca düzeneyi size bir göstereyim. Farkındaysanız maden arabam Flying Dutchman, uçan Hollandalı, mini bir uçan Hollandalı, korsan eventinden gelmiş olan. Evet, şöyle bir gidelim. Bakın bu zımbırtımızın yanına geliyoruz. Teleportu çalıştırdığımız zaman şuraya iniyoruz. Şu kabloları tamamen görünmez yapabilirim. Ben seviyorum görmeyi. O yüzden bıraktım. Bu ne diyor? Physical abilities are decreased. Weak. Bir de weak diye bir şey yapmış bir şey bize. Ne kadar güzel. Yavrum ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun, bana söyler misin? Şimdi buraya girdik ya kardeşlerim. Şuraya geliyoruz. İkinci bir teleportla balın içine geliyoruz. Bütün bonuslarımız yetmezmiş gibi baldan canımız doluyor. Şunu çalıştırdığımız zaman yanımızda bir tane slime oluşuyor. Slime bize devamlı fıtırı 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 diye hasar vuruyor. Slime bize hasar vurduğu zaman biz slime sayesinde hasar yediğimiz için başka bir şeyden hasar yiyemez hale geliyoruz. Şunu da bir çalıştırayım. Slime sayesinde, slime'dan hasar yediğimiz için başka bir şeyden hasar yiyemez hale geldiğimiz için yanımıza gelecek herhangi bir şey, şu hayaletler gibi uçarak kaçarak bize yaklaşacak şeyler hasar veremiyorlar. Pratikte her zaman olmuyor ama bu. Çünkü zaman zaman bunu nerflemişler, patchlerle düzeltmişler. O yüzden burada durup böyle çakal gibi beklemek için şunu da kullanabiliyoruz mesela. Şu bıçağı aldığım zaman bir süre sonra görünmez oluyorum. Görünmez olduğum zaman zaten bizi iplemezler. Ama burada beklemek sıkarsa eğer ufaktan bir katkıda bulunup siz de şöyle yaratıkları avlayabilirsiniz. Evet, psikopat eventimiz bitti. Psikopat event bittiğine göre ben şuradan bir çıkayım. Unicorn horn'u da aldık. Bu yerin altındaki güvenli mekanı bir terk edelim. Şöyle öbür tarafa doğru gidelim.
almadığımız bir eşya, bir şey kalmasın diye. Gayet güzel. Tuzağımın içine kendime girebiliyorum. Niye böyle bir şey denediysem, sanki denememe gerek varmış gibi. Şimdi şöyle bir gelelim, bizim için eşyaların bir kısmını bıraksın oyun diye. Bakalım. Blessed Apple diye bir şey çıktı. Rideable Unicorn Mount. Çok ilginç. Şöyle Rideable Mount'lar. Ha, benim şu arı gibi değil mi? Tamam. Arının yerine bunu koyduk. Rideable Unicorn. Zıplıyorsun. Peki. Teşekkür ederim. Şu an için hala arı en iyisi gibi geliyor bana. Yemeğimiz de dursun. Anahtarlarımız gittiği için şurada bir boşluk oluşmuştu değil mi? Anahtarları oraya bırakacağız. Heart statü çocuğum. Ha, arı gelmedi mi? Neden böyle yapıyorsun? Şimdi biz Powerful Tactical Shotgun'ı deneyecektik. Şuradan gelelim hemen birlikte. Mermilerimizi alalım. Cursed Bullet'larımızı. Geri kalan bütün her şeyi de deneyebiliriz. Fark etmez. Hemen şöyle hızlıca geliyorum. Tactical Shotgun. Önce KO Cannon. Boxing Glove fırlatır gibi bir şey diyor. Bu ne abi? Ha, KO Cannon dediği şey buymuş. İyiymiş. Bir çeşit gürz yani. Bu da yine gürz sınıfı silahlardan oldu. Rainbow Gun'ı şurada deneyelim bakalım bir. Ha, olduğu yerde durmaya devam ediyor attığı şey. O yüzden iyiymiş Rainbow. Şimdi anladım. Powerful Tactical Shotgun. Güzel. Bizim bu lanetli mermilerimizden dolayı, cursed balıklardan dolayı yanıyor bir yandan da. Tactical Shotgun'ı da kenara çevirdim. Desert Tiger Staff zaten Desert Tiger summon ediyor. Onu deneyemeyeceğim. O yüzden şöyle bir dursun. Şuna attığımız bir şey var mıydı aradan? Silah falan. Yoktu. İksirleri falan attık buna değil mi? Tamam. Bu da gayet güzel. Geri bırakalım. Ha, Valor var. Valor'da ne kadar denemek lazım? Zaten yani işte yo-yo bizimkinden daha düşük. Aynı şekilde King Kraken'ın da bizimkinden daha düşük bir yo-yo. 129'luk bizimki sonuç olarak 164'lük. Muromasa elimizde var dedim. Ektoplazmayı gidip bir sorgulayalım. Ektoplazma ile bakalım bize ne diyecek. Ektoplazma ile neler üretebilirsin diyecek. Sonuçta çok da daha fazla yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ektoplazma ile Pumpkin Moon madalyon yapıp Pumpkin Moon'u çağırabilirsin diyor. 5 tanesiyle Hallowed Bar'la ve Pumpkin'le. Peki. Now to Present. Frost Moon'u çağırabilirsin diyor. Soul of Fright'la, Silk'le. Ben bu Frost Moon ve Pumpkin Moon'u bir bakayım. Spectre Bar yapabilirsin diyor. Spectre Bar bir tane yapalım. Hemen yapalım bir tane Spectre Bar. Şuradan bir tane aldım. Crafting'den. Böyle yapma, üzme beni. Ektoplazma ve bununla Spectre Bar yapabilirsin diyorsun. Yapabilirsin diyorsan yapabilirsin. Ha, bunun için başka bir şey mi istiyorsun bizden Spectre Bar'ı yapmak için? Güzel kardeşim. İki tane bunun, bir tane bu. Adamantit Forge. Adamantit Forge dediğin şey senin... Lütfen. Şuradan 5 tane alayım. Şöyle. Ha. İki tane bundan istiyormuş. Pardon. Şimdi oldu. Spectre Bar'ımızı da yaptık. Spectre Bar'la ne yapılır diye bize bir anlat bakalım. Spectre Bar'la Spectre Mask yaparmışsın. Maksimum mana 60, mana yüzdeci %13 düşürüyor. Magic damage arttırıyor. Spectre Hood %40 decreased magic damage. Ooo, magic saldırıya karşı acayip bir defans veriyor. %40 magic damage yemiyorsun. %7 magic damage'i ve critical ihtimali arttırır. %8 critical ihtimali ve magic damage'i arttırır. Pickaxe 200 pickaxe power. Hocam 210'a 125 var zaten. Artık o geç kalındı. 150'ye 90 hammer. 80 hammer var. Pwn hammer var elimde. Daha iyisini yapmamışım. X power'ı da var bunun. Bunun da X power'ı var. Neye yaradıysa. Gerçi bu 150 X power diyor. X hammer. Bir tane yapılabilmiş. Bak bu kaliteli. Spectre paintbrush. Çok güzel. Boya kitabı yaparım diyor. Drill containment unit için. Luminite barım yok. Şimdi chloropit, shiromit, spectre, hellstone, meteorite. Hepsi var. Demek ki bu luminite neyse luminite kaldı. O da biraz... Önce avlamadığımız kaltistlerle alakalı bir şeydir büyük ihtimalle. Evet, Ancient Kaltisti indir. Fanatical Leader'ı
Dungeon'ın önünde gömçert falan diyor. Bunlar artık bir dahaki bölüme kalsın ama bir dahaki bölümde ben o zamana kadar bir mantar yetiştirme çiftliği kurayım da bir Baron Fishron yaparız gibi geliyor. Baron muydu? Master mıydı? Bir şey Fishron'du. Onu yaparız gibi geliyor bana. Bakalım ondan sonraya kalsın. Hemen dediğim gibi bir şey vardı ya yaptığım, onu da size şuradan göstermek istiyorum. Bakın şöyle gidiyoruz. Gideceğimiz yer Okyanus bölgesi. Okyanus bölgesinde şöyle çok güzel bir şey hazırladım. Mükemmel bir şey. Buraya geliyorsunuz. Burada bir çeşit zırh setim var benim. O zırh setimi hemen şöyle bir giyeyim izninizle. O zırh setini giydiğiniz zaman acayip fazla summon yapma şansınız oluyor. Bir de şöyle bir tane kolyesi var. Onu da takıyorsunuz. Daha fazla summoning unit çağırmanıza izin veriyor. Ondan sonra oranın içinde duran şöyle bir lucky coin var. Lucky coin'i de üzerinize koyuyorsunuz. Ondan sonra elinizde de slime staff'ınızı tutuyorsunuz. Şurada suyun içine giriyorsunuz. Yaratıklar şöyle gelmeye başlıyor. Desert Tiger'ı çıkardım. Gördüğünüz gibi balıklar dizildi. Ondan sonra slime staff'ınızı şöyle atıyorsunuz. Bu combo sayesinde para sorununu birazcık çözdüm ama bu videoyu çekmeden çok kısa önce bitirdiğim için şurada bırakıp da çok fazla farm yapamadım. Farm tamamen şundan ibaret. Suyun içindeki bu yaratıkları normalde ilk başta böyle bir yer kurdum sadece bu yaratıklar gelsin diye. Sudaki yaratıkları farmlayıp pirate haritalarından buldum. Korsan haritalarından. Korsan haritalarıyla korsan eventini başlattım. 20 kere falan korsan eventini yaptıktan sonra şu çıktı. Lucky coin. Düşmanlara vurduğunuz zaman ekstra para bırakır diyor. Ondan sonra Slime King'i öldürdüm. Oradan slime statüsü buldum. Haritayı araştırıp slime statüsünü aldım. Onunla bir düzenek kurarak slime popturup onları avladım. Böylece slime staff çıktı. Bunun da çıkma ihtimali bayağı düşük çünkü. Herhalde 1200 tane slime öldürdüğüm zaman çıktı. Bu da slime summon ediyor. Slime'lar şuradaki yaratıkları, sıkışmış vaziyette duran yaratıkları çok güzel bir şekilde saldırıyorlar. Çok az bir hasar veriyorlar. Amaç da az hasar vermek. Zaten şuna bakın yani. Ben sizinle konuşmaya başlarken deminden beri bize kazandırdığı para 45 gold oldu. 45 gold, 87 silver bir yandan da kazandırmaya devam ediyor. Evet kardeşlerim, sizlerden gelen fikirler, istekler, ipuçlarıyla Terraria oyunumuza son gaz. Kısa bir sürede bu kadar az bölümde bu kadar fazla şey yaptık. Bakalım bir dahaki bölümde neler yapacağız, hepinize göreceğiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.